Gerçekten şu animenin her yeri iyi olabilir mi ya? Var ya, çok güzel abi ya. Adamlar yapmış ya, yapmış. Ay ay, önce baştan başlayalım sonra sona doğru gideriz abi. Roger korsanları Raftel'e gittiler. Vücudum halen heyecandan yanıyor diyor ya abi. Ah, Rayleigh geliyor Roger'a diyor ki ilk buluştuğumuz zaman, beni ilk gördüğün zaman diyor, demiştin ya Roger diyor, dünyayı altın üstüne getirelim mi diye. Sözün yerine getirildi mi diyor Roger da. Rayleigh de evet diyor. Çok iyi abi ya. Buggy ile Shanks'ı Roger'ın dönüşünü gördüler. Roger geri adaya döndü. Çünkü Shanks'ı ile Buggy'yi bir yere bırakmışlardı. Gemiye ne oldu acaba? Kim bilir abi. Ve gemiye tekrar alındılar. Akatora Roger'a Logutail'dan kimin döndüğünü sordu. Sonra da ağladı. Neden acaba? Neden? İlginç. Shanks'ın orada ağlama sebebi Roger'ın söyledikleri neyin nesi abi? Shanks neden bu kadar ağladı? Büyük ihtimalle Raftel'de duyduğu bir şeylerden dolayı ağladı. Belki de şafka ve geçmişiyle ilgili bir şeylerden dolayı ağladı. Bilmiyorum artık. Belki de Shanks'ın ailesiyle veya bir şeylerle ilgili bir şeylerden dolayı ağladı. Joy Boy Shanks'ı beyler. Hadi be. Roger'ın korsanlar kralı olduğu tüm dünya tarafından onaylandı. Marijo, tüm dünya. Bütün denizlerde Roger'ın sesi haykılandı abi. Shanks 8 yıl önceden geliyor. Düşsene harbiden bu tutuyormuş falan böyle. Öleceğim dedi, Shanks aldı, Shanks de işte. Yani evet, buralar doğru zaten. Şimdi dünya hükümeti nedeniyle bu şekilde örtmek istediğini anlıyorum diyor. Burada Gold Roger diyorlar ve Roger da diyor ya, Gold D. Roger. Neden örtmek istediklerini anlıyorum diyor. Çünkü Raftel'de her şeyi öğrendiler abi. Dogtail'daki hikaye her şeyi açıkladı. Sonra Roger herkes saldırmaya geliyor. Shiki bile, Garp bile, herkes abi. Ve bir adaya geliyorlar. Roger tayfayı dağıtacağını söylüyor. Roger Shanks Erwin'in öldüğünü söylüyor. Bunu duyan Shanks gözyaşlarına hakim olamıyor. Roger tayfayı dağıtacağını söylüyor. Fakat Balık Adam Adası'ndan geçiyor önce ve denizdeki yaratıklar konuşuyor abi. Shanks kutsal ejder mi dersin? Yani bunun muhabbetini bayağı yaptık. Shanks'ı kutsal ejder olsa bile yani bunun ne anlam ifade edeceğini bilmiyorum. Shanks'ın karakterinin değişeceğini hiç sanmıyorum ben. Ki kaldı ki Shanks'ı hadi kutsal ejder olsun soyu. Yani bu neyi değiştirecek ki abi? Bu neyi değiştirecek seride? Doffy de kutsal ejder. Onun için çok bir şey değişti mi? Adam ideallerinden hiçbir şeyinden vazgeçmedi. Shanks'ı da vazgeçmeyecek. Tenryubito olabilir mi? Olabilir. Ama ben hala inanmıyorum bu tarz bir şey ya. Luffy belki. Öyle yani, benim için Shanks'ın kutsal ejder çıkması seride çok bir yön değiştireceğine inanmıyorum ben açıkçası. Doğuma 10 yıl kaldı. Shanks kutsal ejder olduğunu biliyor zaten. Roger onunla ilgili bir şey sordu bence. Taktılı. Bu son zamanlar Shanks'ın kutsal ejder olduğunu herkes taktı abi. Doffy de kutsal ejderdi ki Doffy küçükken biliyordu. Direkt oradan geldi. Yine de pek bir etkisi olmadı. Aynen öyle. Neye etkisi oldu? Ya birinin kutsal ejder olması ne kadar seriye yön verdiriyor karakter açısından? Bunu tartışın bence önce. Deniz canavarlarının halen 10 yıl kaldığını söylemesi Shiroishi'den bahsediyorlar. Ardından Roger'ın bizi geçecekler demesi, birinin gelip bizi geçecekler demesi harikaydı. Sanırım o benim oğlum olacak demesi, One Piece'i bulacak kişinin. Ve Elsa'nın olmaması bu kişinin beni derbeder etti abi. O kadar üzüldüm ki yani Roger'a. Anlatamam yani. Çok çok güzel sahneler ya. Sonra millet Roger'e, sonra Oden'i evine götürün dediler ve Oden'i adaya bıraktılar. Tabi Roger tüm tayfayı dağıttı ve idam edilmek üzere gitti abi. İzo'da beyaz sakalla kalsın dedi Oden ve Roger da beyaz sakalla görüşmeye gitti. Ardından. Burada Oden
şey Roger Rayleigh'e birkaç şey söylüyor ve çok yakından olduğu tayfada karakol olarak bilinen ve en uzun süre hizmet veren üye Rayleigh'e birkaç şey söyledikten sonra diyor. Ya büyük ihtimalle ondan sonraki olan kişiye, yani Roger'dan sonraki olan kişi Luffy'ye yardımlarından bahsetti bence Roger. Dünyanın genel gidişatıyla ilgili bahsetti bana kalsa, ben öyle düşünüyorum. Ve önemli bilgiler verdi bana kalsa Rayleigh'e. Oden bile aldı, sonra Oden'i bıraktılar. Oden 9 Kızılkın'la görüştü. Ve herkes Oden'in gelmesine sevindi. Toki tüm halka, Kuri halkına yardım etmiş. Çocukları da çok popüler olmuş. Toki herkes çok seviyor. Fakat Kaido tabi Wano'yu ele geçirdi. Orochi Shogun oldu ve tüm bunlara dayanamayan 9 Kızılkın Orochi'ye saldırı girişiminde bulundu. Fakat Kaido herkesi yerle bir etti. Hatta Toki ayağından okla yaralandı. Ve Oden tüm bunları duyduktan sonra yerinde duramadı, sinirlendi ve Orochi'ye doğru koşmaya başladı ki bölümde tam da orada bitti. One Piece animesi harika ilerliyor. Hikaye de tam böyle mükemmel yerlerde. Hem Roger'ın hikayesini gösterdiler hem Oden'in, ikisini de böyle kesiştirmeleri, Wano'da bunun olmuş olması bence harikaydı minna. Gerçekten harikaydı. Bu bölümlerde gerçekten şoke olmuştuk okurken mangada. Denjiro insanlardan borç alıp sonra o borcu ödüyormuş ve etrafta başıboş dolaşıyormuş. Ashura ise dağ haydutlarının lideri olmuş tekrardan. Ve gelelim birkaç önemli kısma değinmeye. Roger Crocus'tan aldığı ilaçlarla yoluna devam etti. Biraz daha hayatta kalsın diye. Roger'ın gücünü göremedik hala. Evet evet, ama 3 Haki'de de ustalaştığına eminiz sonuçta. Manga anime arası kaç hafta fark vardır kaptan? 60 hafta fark var mıdır? Vardır ya. 60 hafta kaç hafta yapıyor beyler? 60'ı 4'e bölsek 6 4 1 gelir 4 çıkar 2 0 15 15 ay yapıyor. Yani bir sene 3 ay. Bir sene 3 ay. Yani evet, neredeyse kafa kafaya. İyi tahmin etmişsin bence. Neredeyse. Bir sene. Bir sene 5 ay. Bir sene 4 ay. Belki daha yakın. Belki daha yakın. Korsan kral olarak alınmak da o kadar kötü değil. Efsanevi bir tayfa ya. Gerçekten efsanevi tayfa. Kim bekleyecek o savaşı? Ah, ölene kadar bekleyeceğiz abi. Yani şu yumurta halen neyin nesi, ne çıkacak bunun altından? Yani ne desek boş abi. Hiçbir şey söylemiyor adamlar ya. Hiçbir şey adamlar söylemiyor bu yumurtayla ilgili. Bu adamda ne vardı, veren mi ya da adam yaşta değildi. Kesin Luffy'ye hayatını götüren tekniklere başvurdu. İşte olabilir. Böyle tahmin ediyoruz. Labun. Balina yumurtası böyle durur mu abi gemide ya? Bu ne oğlum böyle? Ha? Bu da şey olmasın abi, o yumurtada Labu'nun annesi Labu'na bakıyor. Oğlum ne bileyim oğlum, ne lan bu? Ne olabilir oğlum bu? Antik silah olma olasılığı çok fazla. Bana kalsa antik silah bu. Yani oğlum raftere kadar gitti lan yumurta. Shanks'ı bile raftere gitmedi, yumurta raftere gitti. Gomu gomu meyvesi. Abi gomu gomu meyvesinin kocaman bir yumurtada ne işi var? Ya büyük ihtimalle bence antik silah. Çünkü antik silahlardan birine bakıyorsun, Shirahoshi. Balık Adam Adası'ndan gelme. Yani seride daha çok zaten antik yaratıklar popüler. Bakıyorsun Zoo. Anladın mı? Yani bu da antik silah olsa açıkçası çok da absürt olmazdı bence. Gayet yerinde olurdu. Balinalar memeli değil mi? He, aynen beyler. Kaido'nun yumurtası ve ejder yumurtası nereden görsem tanırım. Peki bunların olursa olurken Kaido'nun yaşaması abi. Tüm teoriyi çökertiyorsun. Ay o içinden Enel çıkacak. Abi Enel muhabbeti neydi ya? Baron Tamoko. Evet, en güzeli buydu bence Baron Tamoko. Enel muhabbeti neydi oğlum? Enel geldi, Enel geldi. Allah'ım ya Rabbim ya. Fena muhabbetti ya, yemin ediyorum. Rusya'nın dünyayı yok edecek deniz silahını gördüm. Adı Poseidon. Putin One Piece evreninde yaşıyor. Zaten Poseidon her şeye verilen, her silaha verilen isim abi. Bakarım teorilere. Abi ne teori yapsan sallamasyon olur. Adı arkasında hiçbir şey yok ki abi teorinin. Adı arkasında hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok.
Neyse, bu One Piece incelemesinin sonuna geldik. Yayınlarda One Piece animesini izlemek isteyen olursa Tayfa yayınlara katılmayı unutmazsınız. YouTube'dan izleyenlere sözsüz sesleniyorum. Hoşça kalın, haftaya görüşmek üzere. Keşke haftaya manga da olsaydı. Neyse, belki özel yorum çekeriz haftaya, değil mi?